yılbaşı ağacı milkshake, sakız şekerden tekerlekli kolye ve çikolata küpeler. Yeni videomuzu izleyin, sınıfa nasıl gizlice yılbaşı şekerleri sokabilirsiniz öğrenin. Zeynep Hoca bu yıl gizli Noel Baba oldu. Kızlara lezzetli hediyeler getirdi. Bunlar kalem şeklinde atıştırmalıklar. Jelibondan bir kalp keselim. Kurabiye kalıbı kullanalım. Pipetle delik açalım. Jelibonu şekerle kaplayalım. Pipeti çıkartalım ve bir kalem yerleştirelim. Farklı şekillerde birkaç şeker yapalım. Cansu ve Toprak masalarında karla kaplı kalpler ve çiçekler buldu. Çok şirinler. Bu kalemlerin üstü gerçekten çok lezzetli. Deneyin. Bu şekerler ağzınızda eriyor. Ve Toprak'ın da harika kalemleri var. İçinde süs olan bir kalemi açalım. Süsü çıkartalım ve kalemi küçük şekerlerle dolduralım. Bak, bu sürprizli bir kalem. İçinde minnacık şekerler var. Cansu süper keskin gözleriyle bunu hemen anladı. Sınıfa birkaç şeker getirmek kimseye zarar vermez. Kızlar hemen bu kalemlerin Zeynep Hoca'nın işi olduğunu anladılar. Biz de ona farklı bir yılbaşı hediyesi hazırlamalıyız. Cansu'nun bir fikri var. Büyük yeşil bir dairenin çeyreğini alalım ve orta kısmını keselim. Kalan kısmın uzunluğu bir şişeye girecek boyutta olmalı. Kestiğimiz kısmı üst olarak kullanalım. Parçayı çift taraflı bant kullanarak şişeye yerleştirelim. Silikonla sabitleyelim. Üstünü külah şeklinde silikonlayalım. Ve şişeyi bununla kaplayalım. Tırtıklı makasla yeşil keçeden yaprak gibi bir çam ağacı dalı keselim. Daha hacimli olması için silikonlayalım. 2 ton da keçeden dallar yapalım. Bunları kağıt tabana sırayla silikonlayalım. Alttan başlayalım. Diğer sıraları da satranç tahtası deseninde yapalım. Ağacı küçük yılbaşı süsleriyle süsleyelim. Ve rafya süs şeritleriyle üstüne bir yıldız yerleştirelim. Kızlar Zeynep Hoca'ya masa üstüne uygun bir yılbaşı ağacı verdiler. Merhaba benim yeşil dostum. Ama içinde parlayan bir şey var. Bu sulu bir yılbaşı ağacı mı? Zeynep Hoca çam ağacının kapağını açtı. İçinde lezzetli bir içecek var. Bu bir yılbaşı ağacı milkshake'i. Hadi içelim ve derse devam edelim. Kızlar masalarında yılbaşı yiyecekleri satmaya başladılar. Burada istediğiniz her şey var. Yiyecek festivali başlasın. Ama Zeynep Hoca bu davranıştan hiç hoşlanmadı. Hediyeden sonra biraz yumuşamıştı ama kuralları çiğnemek yasaktır. Hemen tüm atıştırmalıkları kaldırın. Öğretmenin emirleri göz ardı edilemez. Ama hala onu kandırabiliriz. Mesela masada bir Oreo bırakabiliriz. Çünkü bu aslında bir silgi. Yumuşak kile bir Oreo bisküvi baskısı yapalım. Sertleştirelim. İnşaat silikonu ile mısır nişastasını karıştıralım. Kahverengi boya ekleyelim ve hızlıca karıştıralım. Karışıma iki bisküvi şekli verelim. Yumuşak kilden bir damga ile baskı yapalım. Yarımları kuruduklarında beyaz silikonla birleştirelim. Bu harika bir hile. Kalem izlerini silen bir bisküvi. Ama Toprağın daha iyi bir hilesi var. Kalemi silgi olarak kullanılabiliyor. Ayrıca içinde de şeker var. Beyaz tofita şekerleri elimizde yoğuralım. Buna birkaç damla yeşil gıda boyası ekleyelim. Pembe tofita şekere de birkaç damla kırmızı gıda boyası ekleyelim. İki renkte şekeri rulo yapalım. Bükerek birbirlerinin etrafına saralım. Elde ettiğimiz şekeri bir kalem silgisine saralım. Yeni model silgili bir kalem. Ayrıca üstünde şeker de var. Ve bir Oreo silgi. Bunlar en iyi yılbaşı silgi koleksiyonundan olmalı. Gerçek bir bisküvi yiyelim ve sahte olanla kalem izlerini silelim. İkisini karıştırmamalıyız. Zeynep Hoca yeni bir görüntüyle geldi.
yeni küpeleri ve parlak kolyesiyle yılbaşı ağacına benziyor. Tatlı aksesuarlar konusunda tam bir uzman. Tekerlek şeklinde sakız şekerleri halkalar yerleştirelim. Bunları sırayla bir zincire takalım. Zincire daha fazla şeker takarak tatlı üçgen bir kolye yapalım. Zeynep Hoca öğrencilerin dikkati dağıldığında gizlice kolyesini yiyor. Bu aksesuar öğretmenimize çok yakışmış. Onun karakterini ve şeker sevgisini gösteriyor. Görünüşe göre kızlar öğretmenlerinin güzellik sırrını keşfettiler. Küpeleri de aslında yılbaşı zilleri değil. Çok lezzetli görünüyorlar. Bir çikolataya altın rengi kurdele silikonlayalım. Boş küpe halkalarına yerleştirelim. Bir ince ekleyelim. Kurdeleyi kıvırıp delelim. Kurdele ve incileri sırayla ilerletelim. Fazlalıkları keselim. Zeynep Hoca gönüllü olarak aksesuarlarını paylaştı. Kızlar da şeker tanrıçası gibi görünmeyi denedi. Toprak yılbaşı şekeri kraliçesi olarak harika görünüyor. Ve Cansu da atıştırmalığın tadını çıkarttı. Toprak yüksek sesle sakız çiğniyor. Sakız çiğneme yarışmasında ödül almayı hak ediyor. Zeynep Hoca çene hareketinin sesini duydu. Toprak sakızını arkadaşıyla paylaşmaya bile hazır. Ama bu kadarı da fazla. Bunun üstüne Cansu, Toprak'a gizli sakızından vermeyi önerdi. Plastik kutudan birkaç yapışkan not kağıdı alalım. İçine sakız çubukları yerleştirelim. Ambalajları yapışkan not kağıtları ile gizleyelim. Sakız çubukları yapışkan not kağıtları kutusunda görünmez oldu. Toprak yeniden sakız çiğnemeye başladı. Sessizce çiğnersen kimse seni fark etmez arkadaşım. Toprak kitabının arasına tuhaf bir yılbaşı ayracı koydu. Ve Cansu hemen en sevdiği çikolatanın kokusunu aldı. Sıradan bir çubuk şeker süslemesi alalım ve buna küçük bir kesik yapalım. Bir ataç takalım. Ön tarafına keçeden yapraklar silikonlayalım. Ve ortasına bir çikolata yerleştirelim. Çikolatalı birkaç ayraç yapalım. Kızlar ambalajı açarken ses çıkartmamaya çalıştılar. Zeynep Hoca'nın hiçbir şey anlamamasını sağlamalıyız. Başarmak üzereyiz. Ama Zeynep Hoca'nın bir şeker dedektörü var. Hemen çikolatayı fark etti. Yılbaşı çikolatasını gizleme yöntemi işe yaramadı. Ama en azından öğretmenimiz çok şanslı. Cansu kağıt ambalajının içine çok ilginç bir şey gizledi. Peki Zeynep Hoca neyi arıyor? Gençliğini mi? Hayır, sadece bir kitap arıyor. İşte burada, Cansu'nun masasında. Eski bir kitaptan maket bıçağı ile bir dikdörtgen keselim. Mukavvaya deliğe sığacak boyutta bir kutu taslağı çizelim. Çizgilerinden keselim ve katlayalım. Kutuyu kitabın içine yapıştıralım. İçine çikolatalı çörekler koyalım. Zeynep Hoca kızlardan kitaplarını istedi. Ama görünüşe göre içinde yazılar yok. Çikolatalı çörekler var. Demek derste bununla ilgileniyordun. Demek ki çalışma sevginin bununla bir ilgisi yokmuş. Cansu'nun bir şeker deposu var ve yılbaşı kalem kutusunun içinde gizli. Metal bir kalem kutusuna beyaz ve mavi akrilik boyalarla kar çizelim. Üstüne keçeden bir Noel Baba şapkası yerleştirelim. İç kısmını çıkartalım. Kalem kutusunu küçük bisküvi ve şekerlerle dolduralım. Cansu gizlice atıştırmalıklarını yedi ve onları arkadaşıyla paylaşmadı. Açgözlülüğünün sonu iyi olmayacak. Cansu o kadar çok şeker yedi ki bir şeyler içmesi gerekiyor. Peki bunu nereden bulacak? Toprak yardıma geldi. Hemen Starbucks kalemliğini çıkarttı. Bir plastik bardağa beyaz sprey boya ile boyayalım. Şablona uygun şekilde bardağın boyutunu köpük yiyecek kabına işaretleyelim. Bir bölme keselim. Kapağını kapatalım. Ortasına bölme için bir çizgi çizelim.
ve pipet için bir delik. Maket bıçağı ile keselim. Kapağı yeşile boyayalım. Bölmeyi bardağın içine silikonlayalım. Kapağı kapatalım. Bardağa bir Starbucks logosu yerleştirelim. Bardağın bir kenarını okul malzemeleriyle dolduralım. İçinde kahve olan diğer yarısına da pipet yerleştirelim. Cansu çok şaşırdı. Neden içecek istediği halde Toprak ona kalemlerini verdi? Ama Toprak ona sırrını açıkladı. Bu bir yılbaşı sürprizi. Bu kalemliğin içinde içecek için de yer var. Cansu kurtuldu. Cömert arkadaşı sayesinde. Dersler sonunda bitti. Dersler sonunda bitti. Zeynep Hoca öğrencileri serbest bıraktı. O da artık dinlenebilir. Ama önce telefonunu pratik tatlı ayaklığına yerleştirecek. Süt tatlandırıcı pipetlerini keselim. Bunları ayaklık şeklinde silikonlayalım. Çapraz şekilde bir ahşap ispatula yerleştirelim. Başka bir pipetle süsleyelim. Ve uzun bir sakız şeker. Kürdana balık şeklinde bir sakız şeker yerleştirelim. Ve bunu ayaklığın üstüne koyalım. Zeynep Hoca ne zaman tüm şekerleri bitirdiğini fark etmedi bile. Geriye sadece tatlı sütü kaldı. İş gününü bitirmek için ne kadar hoş bir yöntem. Lezzetli okul malzemesi fikirlerimizi sevdiniz mi? O zaman siz de sınıfa nasıl yılbaşı atıştırmalıkları sokacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni okul pratik bilgilerini kaçırmazsınız.